Sevgili izleyiciler merhaba. Erasmus Plus ve Avrupa fırsatlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli konuklarımız var ve çok ilginç projeler dinleyeceğiz. Ulusal Ajans'ın da katkısıyla her yaş grubunda insanın etkin olarak katılabileceği projelere tanık olacağız. Sözü fazla uzatmayalım ve hemen konuklarımıza dönelim. Hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Bugün burada bizlerle deneyimlerinizi paylaşacağınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Seda Yunusoğlu, Yalova Taşköprü Ortaokulu İngilizce öğretmeni. Ömer Faruk Bulut, Taşköprü Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi. Şükrü Acar, proje kapsamında çalışan bir öğrenci. Ve Gökhan Gözene, Dedemin Oyuncakları Projesi'nin koordinatörü. Teşekkür ediyorum hepinize ve Seda Hanım sizle başlayalım istiyorum. Kurumlar arası bir online dergi çıkardığınızdan bahsettiniz. Biraz bu projenin detaylarını öğrenebilir miyiz sizden? Evet, Comenius projesi yapıyoruz. Ortaokul olarak, Taşköprü Ortaokulu, Yalova Taşköprü Ortaokulu olarak bir Comenius projesi yapıyoruz. Projemizin adı Kültürler Arası Okul Medyası. Bunu kısaca şöyle özetleyebiliriz. İki ortaklı bir proje, Macaristan'ın Bekeştaba ili ve Türkiye'den Yalova ili olarak projemize başladık ve projemiz okul dergisi olarak devam etmekte. Şu şekilde online bir okul dergisi yapıyoruz internet üstü. 3 ayda bir dergimizin yeni sayısı yayınlanıyor ve dergimiz ayrıca multilingual, yani hem Macarca hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanmakta. Bu şekilde her ay, her sayıda farklı konular, özellikle Türk kültürünü ya da Macar kültürünü tanıtan konularla dergimizin yayınını yapıyoruz. Peki siz bu projeye katılmaya nasıl karar verdiniz? Çünkü çok ilginç bir fikir. Bu fikir kimden doğdu, nelere dönüştü? Bunu merak ediyorum. Evet, Avrupa Birliği Bakanlığı'nın bize sunmuş olduğu çok güzel olanakları her zaman takip ettik. Milli Eğitim öğretmeni olarak bu fırsatı yakalamak istemiştik. Müdürüm ve ben bir projeye başvurduk. Tabii ki Yalova İl Koordinatörümüz sayesinde. Projemiz de kabul oldu başvurduğumuzda. Biz açıkçası var olan bir projeye ortak olduk. Projeye ortak olmak çok daha kolay oluyor. Ortaklığımız sonucunda kabul oldu ve 2 yıldır projemize devam ediyoruz. Peki içeriğe dair bir şey sormak isterim. Bu projeyi, bu dergiyi öğrencilerle birlikte hazırlıyorsunuz. Ve bir öğretmen olarak öğrencilerinizin bu tür faaliyetlerde etkin olarak çalışması eminim sizi çok mutlu ediyordur. Öğrencilerinizde ne gibi değişiklikler gözlemlediniz projeden önce ve sonra? Öncelikle biz ikili ortak olduğumuz için çok şanslıydık. 22 öğrencimizi yurt dışına götürme fırsatı yakaladık. Çok güzel. Bu çok güzel bir rakam. Hem de ortaokul öğrencileri oldukları için çok küçük yaşta çok güzel bir fırsat elde ettiler. Belki hayatları boyunca böyle bir imkan bir daha bulamayacaklar. Öncelikle İngilizceleri çok gelişti. Ayrıca gittiğimiz ülke Macaristan olduğu için Macarcaları da bir nebze de olsa o da gelişti. Farklı kültürlerden arkadaşlıkları oldu. İnternet ortamından sürekli görüşüyorlar. Zaten online dergimiz aracılığıyla da sürekli interneti kullanıyorlar. Gazetecilik yapmayı öğrendiler konular sayesinde dergimizi hazırlarken. Türlü birçok çeşitli etkileri oldu öğrencilerimiz açısından. Ama en önemlisi de farklı kültürden yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar edinebilmeleri oldu. Ve birlikte çalışmayı öğrenmişlerdir. Kesinlikle, birlikte çalışma. Belki bu projede çalışan bir öğrenci, uluslararası alanda bir gazeteci olabilir. Kesinlikle. Neden olmasın? Zaten biz onlara journalist diyoruz. Yani gazeteci öğrencilerimiz. Bu sayede hem kendileri güvenleri geldi, hem de kendilerini geliştirme fırsatı yakaladılar. Çok güzel. Ömer Faruk'a dönelim o zaman, öğrencilerin deneyimlerinden bahsetmişken. Çok genç bir arkadaşımız ve bu yaşta böyle bir projenin içinde olmak eminim ki çok güzel bir duygudur. Sen neler yaşadın projenin hazırlık sürecinde, projede arkadaşlarınla ne gibi paylaşımlar oldu? Bize biraz anlat. Projenin hazırlık çalışmalarında birçok arkadaşımla beraber internet
internetten faydalanarak ve benzeri gazetelerden falan öğretmenimize dergide yardımcı olduk. Hı hı. Macaristan'dan hocamızın dediği gibi birçok arkadaşlıklar edindik. Başka kültürler öğrendik. Başka dili öğrenmeye çalıştık. Hmm, İngilizceniz gelişti. Evet. Belki ileride Macarcayı da ilerletirsiniz. Peki arkadaşlarınla birlikte bir ekip olarak böyle bir çalışmanın içinde olmak nasıl bir duyguydu? Neler öğrendiniz birlikte? Çok ya mutlu. Çok keyifli oldum, geçmiştir sen, eminim. Evet. Çok eğlenceli geçmiştir. Evet. İyi, çok güzel. Peki tekrar sonra deneyimlerine döneceğiz Ömer Faruk. Ama Gökhan Bey'e sormak istiyorum. Şimdi o da biraz projesinden bahsetsin. Çok ilginç bir proje dedemin oyuncakları. Ve Şükrü amca da dedemin oyuncakları projesinde bir öğrenici olarak yer aldı. Siz önce biraz bize projeden bahsedebilir misiniz? Tabii. 2009 yılında Ulusal Ajansımızın ve Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu'nun bir önceliği yayınlandı. Sosyal entegrasyonunu istiyorlardı. Yetişkinlerimizin topluma entegrasyonunu istiyorlardı. Burada haklı oldukları bir yer vardı. O da şu. İnternet kullanmaktan uzaklar yetişkinlerimiz. Bilgisayar kullanmaktan uzaklar. Elektronik ortamda bankadan para yatırmakta, para havale etmekte zorluk çekiyorlardı. Buna yönelik bir proje yapmak istedim. Proje 2010 yılında yine buradan teşekkür ediyorum Türk Ulusal Ajansı'nın bana sağlamış olduğu hibeyle beraber 2010 yılında bir irtibat seminerinde 8 ortakla beraber yapılma aşamasına geçildi. 2010 yılında kabul edildi 8 ortaklı bir proje. Hı hı. Projenin amacı 60 yaş üstü yetişkinlerimize ki bu Türkiye'den 16 diğer ortak ülkelerle beraber toplam 103 tane yetişkin öğrencilere bilgisayar öğretmekte, interneti kullanmayı öğretmekte, sosyal medyadan arkadaş edinmelerini sağlamaktı. Ancak tabii Şükrü amcam 72 yaşında. Maşallah. Yani Şükrü amcamı ben bilgisayar atölyesine sokarken biraz zorluk çektim. Burada hayat boyu öğrenmenin içine çekmek gerekiyor. Onun için bir metodoloji geliştirdik. Metodolojimiz de kendi zamanında oynadıkları oyuncaklarını hadi bir kere bize bir kere daha gösterin nasıl oynatırız. Hem de böylelikle biz şimdiki kuşakla sizin aranızdaki o açığı da kapatırız. Dedik onları bir şekilde öğrenmenin içine çektik. Metodolojinin ikinci safhasında biz yaptıkları oyuncaklara hadi Şükrü amca bize bunu bilgisayarda yazsana. Gel bir sana bilgisayarda nasıl yazılıyor öğretelim. Bak mouse'u nasıl tutacaksın öğretelim. Hadi bunu renklendirsene. Daha sonra bunların resmini çekip Facebook'tan, Twitter'dan, yurt dışında hareketlilik yaptığında tanışacağın arkadaşlara aktarsana şeklinde hayat boyu öğrenmenin içine çektik. Toplam 103 tane az önce de söylemiştim. Hı-hı. Öğrencimiz oldu. Türkiye'den de 16 tane 60 yaş üstü öğrencimiz faydalandılar hareketliliklerden. Şükrü amca bu projenin yaşı en büyük olan öğrencisi sanırım yanlış bilmiyorsam. Evet. Muazzam bir şey yani tebrik ediyorum. Ve Şükrü amcanın yaptığı oyuncağı siz yanınızda getirdiniz. Evet. İzninizle onu bir görelim. Şükrü amca göster bize oyuncağı. Buyur Şükrü amca. Evet bu oyuncağı ben şimdi eskiden bizim kültürümüz olan dedemin oyuncaklarından şey olarak da işte bunu yaptım böyle gençlere, çocuklara eskiden yapılırdı her şey. Bunu ben şimdi yeni bir icat olarak da yaptım gençlere. Daha başka da oyuncaklar yapıyoruz hı-hı. köyde mesela. Bu kültür ölmesin diye çalışıyoruz yani. Bizim anevi kültürlerimiz devam etsin diye şey yapıyoruz. Dedemin oyuncaklarından dolayı Bulgaristan'a gittik. Burada onlar geldiler. Biz burada oyuncaklarımızı gösterdik. Bizim oynadıklarımızı gösterdik. Biz oraya gittik. Onların oynadıklarını gördük. Bilgisayarda da bunları işledik, ettik. Yani bu kültürün devam etmesi için uğraşıyorum ben. Bu yaşta devam etmesini istiyorum. Gelecek kuşağın da bunları devam ettirmesini istiyor yani. Eskiden bütün oyuncaklar el emeğiydi. Şimdi bütün oyuncaklar fabrikadan çıkıyor. Tamam. O yüzden bu senin yaptığın oyuncak bence çok kıymetli Şükrü amca. Teşekkür evet. ederiz böyle bir şeyi bizlerle paylaştığın için. Bu şimdi fabrikalardan çıkınca bunları fazla şey yapmıyorlar. Ama yapsalar yapmasalar ben bunu tanıtacaksın, yapacaksın. Yani bu elemedir. Bir şeyi kendin yaparsan onun şeysi daha
bambaşka oluyor. Ama fabrikadan aldığın hazır iş oluyor. Ama bunu yapacaksın diye uğraşmak daha bir insana şey veriyor, gurur veriyor. Şimdi bu tek yani, bu oyuncaktan başka yok. Bunun markası Şükrü amca oyuncağı. Hani o yüzden çok kıymetli bence. Tamam. Peki bilgisayar öğrendiğini söyledi Gökhan Bey. Evet. Bilgisayar kullanmayı öğrendiğini söyledi. Evet. Zor olmadı mı Şükrü amca? Yani halledebildin mi? Bilgisayar yani, kullanabiliyor musun şimdi sen? Şimdi şöyle. İnsanoğlunun elinden bir şey kaçacağını ummuyorum ben. Ne kadar? Azmedeceksin. Ben bunu yapacağım, ben bunu öğreneceğim dediğin anda insan her şeyi yapar. Ben onu öğreneceğim diye içimden geldi. Azmettim. Yaptım, öğrendim. Yani normal olaraktan bazı şeyleri yazıp çizebiliyorsun. Yani öğrenmenin sınırı yok. Yaşı da yok. Yaşı da yok. Yani şimdi Allah sana bir akıl vermiş, fikir vermiş. Her şeyi yapmaya da seni serbest bırakmış. Ben bunu yapacağım diyeceksin, azmedeceksin. Ben şimdi kendimi şey etmeyeyim. Allah bana bir yetenek vermiş. Bunu proje ettim. Ben şimdi ilkokul mezunuyum. Ama böyle vesikalık fotoğrafı 40-50 şeyinde büyüdürüm. Ne kadar güzel. Yani bir şeyler insanlar uğraşacak, yapacak, kültürünü şey yapacak, devam ettirecek. Ben şimdi devamlı olarak da kendi kültürümden yanına uğraşıyorum. Bir de her insanın bir iyiliğiyle bir kötülüğüyle andırması lazım derler. İyilik yapacaksın, iyiliğiyle andıracaksın kendini. Topluma gayet iyi bir şeyler üretip, bir şeyler yapıp milleti o yöne yöneltmek lazım. Bu bizim anevi kültürlerimizden oyuncaklarımız. Eski kültürler şimdi ağır ağır kaybolmaya durdu. Neden? Bu naylon fabrika ürünleri çıkınca eskileri kaybolmaya şey oldu, başladı. Çok doğru söyledin Şükrü amca. Biraz cesaret gerekiyor, biraz da azim gerekiyor. İnsanın altından kalkamayacağı bir şey yok. Peki torunların var mı Şükrü amca? Benim Allah vermedi. Torunum yok. Bir Eyvaz, bir Köroğlu, bir Eyvaz derler ya. Bir hanım, bir kendim. Ama ben bu kültür üzerine uğraşı devam ediyor bende. Ama küçük çocuklar da senin böyle bilgisayarla falan uğraştığını görünce onlar da gözlerine inanamıyorlardır. Çok mutlu oluyorlardır tabii, bence. Tabii tabii. Çok güzel. Yani bunu gördüler mi hayret ediyorlar. Nasıl düşündün diyorlar. Ya Allah akıl vermiş. Şimdi ben bunu bu takırdaklar Mevlana'da semazenler dönerken orada çalgı çalıyor ya. Bunların altında o şeyler olacak ama ben onu yapmadım. Bunlar o şeyleri, sesleri çıkaracak. Semazenlerde dönecek. Bu o fikirle yaptım. Bir de semazenleri gençlere tanıtmak. Bir de Mevlana'yı unutturmamak için. Mevlana'nın şeysi bu ya. Evet, semazen. Evet. Onun için böyle bir proje yaptım. Yapıyorum işte böyle şeyleri. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyorum Şükrü amca. Muazzam bir iş başarmışsın. Gökhan Bey, sizin eklemek istedikleriniz var mı projeye dair Şükrü amcanın söylediklerini? Sadece teşekkür etmek istiyorum Türk Ulusal Ajansı'na. Buradan izleyicilere Türk Ulusal Ajansı'nın web sitesini, Twitter ve Facebook hesaplarını takip etmelerini tavsiye ediyorum. Ulusal Ajansımızın her yaşa göre, her okula, her kesime verebileceği bir hibe var. Yeter ki için içerisinde hayat boyu öğrenme olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben şimdi Ömer Faruk'a biraz daha sormak istiyorum projeyle ilgili bir şeyler. Proje başlamadan önce öğrenciydin, hala öğrencisin ama projeden sonra eminim ki hayatında değişen bir şeyler olmuştur. Yani İngilizceni ilerlettin, başka kültürler tanıdınız ama onun dışında duygusal olarak neler değişti sende? Yani arkadaşlarınla bir iş yapmak, beraberce bir dergi çıkarmak seni çok mutlu ediyordur. Çok güzel paylaşımlar yaşıyorsunuz çünkü. Hani biraz arkadaşlık ilişkilerinden ve proje sonrasında ne gibi kazanımlar elde ettiğini düşünüyorsun kendi adına? Ondan bahseder misin bize? Arkadaşlarım çoğaldı. Arkadaşlarım başka ülkeden, başka dil konuşabilen arkadaşlarım oldu. Bunun için de çok sevinçliyim. İnternet üzerinden konuşuyor musun arkadaşlarınla? Evet.
Çok güzel. Belki ileride bir yetişkin olduğunda da o ülkeye gidip o arkadaşlarına kalıcı ilişkiler geliştirebilirsin. İster misin böyle bir şey? Çok isterim. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Çok güzel bir işe imza atmışsınız. Çok güzel bir şey başarmışsınız. Bu genç yaşta böyle projelerle hayata atıldığına göre eminim bundan 10 yıl sonra da çok daha şahane projelere imza atacaksın. Tebrik ederim. Hocam siz de projenizle ilgili biraz daha okulda ne gibi değişiklikler oldu, velilerin tepkisi nasıl oldu, bunlardan bahsedebilir misiniz? Öncelikle tabii ki birebir gidip farklı bir ülkede, farklı bir eğitim sistemi içinde 10 gün, ilkinde 5 gün, ikinci gidişimizde 10 gün vakit geçirme fırsatımız oldu. Birebir eğitim sistemlerini gördük. Farklı uygulamaları, güzel olan uygulamaları kendi okulumuza getirip kendimiz uygulamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Aynı şekilde bir hafta içinde Macar misafirlerimiz 10 günlük bir süre için bizim Yalova'mıza geliyorlar. Hı hı. Ve onları 10 gün misafir edeceğiz. Aynı şekilde Ömer Faruk kendi evinde ağırlayacak. Ne kadar güzel. Bu sırada tabii ki bizim kültürümüzde çok güzel bir şekilde tanıtma fırsatımız olacak. Okulumuz açısından çok güzel bir fırsattı. Ayrıca aileler çok mutlu. Çünkü birçok aile böyle bir fırsatı bir daha elde edemeyeceklerini tekrar tekrar bize söylediler. Çok küçük yaşta yurt dışına gitmiş oldu öğrenciler. Kesinlikle İngilizceleri çok daha güzel oldu, çok gelişti. Sosyal medya aracıyla edindikleri arkadaşlıkları devam ettiriyorlar. Bu şekilde. Yani tabii hani hayatta bazı şeyler insanın başına bir kere gelebilir ama bence bu kadar küçük yaşta böyle bir projede, hele yabancı dilde bir projede etkin biçimde çalışıyorlarsa eminim ki ilerleyen yaşlarında bu proje yaratma güdüsü onları çok daha güzel projeler yapmaya sevk edecek. Çünkü sürekli soruyorlar, öğretmenim ne zaman diğer projeye başvuracağız? Bu projemiz bittikten sonra heyecanla ulusal ajansı takip ederek diğer projelere bir göz atacağız. Bize uygun olan en iyi projeyi seçip tekrar başvurmayı düşünüyoruz. Çünkü bunun tadını alan bir kere daha denemek istiyor, evet, vazgeçemiyoruz. Tebrik ediyorum. Çok güzel projelere imza atmışsınız. Gökhan Bey, sizi de tebrik ediyorum. Şükrü amca, sizi de tebrik ediyorum. Ömer Faruk. Harika projeler dinledik yine. Katıldığınız için, değerli bilgilerinizi, tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Erasmus ve Avrupa fırsatlarını konuşmaya devam edeceğiz. Ve yine katılımcılarla, yararlanıcılarla değişik sohbetler edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.